Merhabalar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben Mehmet Alataş. Öncelikle toplantımızın konusu olarak TGA'nın açılımından ve TGA'nın amacından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. TGA Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı. Bu ajansımız bakanlığımızın, Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde 2019 yılında kuruldu. TGA'nın amacına gelir isek, TGA Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında ülkenin bir marka haline ve bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamaktır. Aynı zamanda kültürel, sosyo-kültürel, biyolojik ve insan ürünü olan miraslarımızın da keşfedilmesi, bunların geliştirilmesi ve tanıtılması amacı gütmektedir. Yani kısaca bahsetmek gerekirse Türkiye'nin turizminin daha ileriye gitmesi için bunların kısa, orta ve uzun vadede tanıtılması, geliştirilmesini amaçlayan bir kuruluştur. TGA 3 kuruldan oluşmakta. Yönetim, icra ve danışman kurulundan oluşmaktadır. Yönetim kurulu TGA'nın 15 kişiden oluşmakta. Ve bu 15 kişinin içerisinde de TGA'da her bölgeden, turizmle ilgili olarak her bölgeden, turizmden kişiler bulunmakta. Ve bu turizmden de belirli bir deneyim kazanmış kişiler seçilmektedir. Ve bunlarla da Türkiye'nin ülke ekonomisindeki turizm payının arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak için kurulmuş bir ajanstır. Ben de bu ajansımızın bu dönemki Aralık ayında yapılacak seçimindeki yönetim kurulu üyeliği adaylığına başvurumu yapmış bulunmaktayım. Umarım hem Türkiye için, hem bölgemiz için ve hem şehrimiz için faydalı çalışmalar yapacağız. Başkanım, basın açıklamasında da belirttiniz. Evet. TGA'nın bölge müdür adayısınız. Bu konuda neler söylersiniz? Öncelikle teşekkürler. Şimdi TGA'nın Güneydoğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu üyesi olarak adaylığımızı koyduk Allah'ın izniyle. Rabbim utandırmaz inşallah. Şimdi buradaki amacımız hem sadece şehrimiz adına da değil, ilk başta ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz adına inşallah güzel şeyler yapacağız. Bunun zaten buradaki asıl amaçlarımızdan biri de TGA'nın da amacı, bizim de amacımız ilimizde bulunan, bölgemizde bulunan, ülkemizde bulunan kültürel miraslarımızın, insan ürünü miraslarımızın hepsini bunları keşfetmek, geliştirmek ve iç ve dış mecralarda bunları tanıtmak. TGA'nın kuruluş amacı da, bizim buraya adaylık koyma amacımız da bu. İnşallah umuyoruz ki zaten şehrimizde ve bölgemizde çok ciddi bir kültürel mirasımız ve tarihi eserlerimiz ve kültürel miraslarımız var. Bunları hem iç turizmde hem dış turizmde bunları çok iyi şekilde deklare ederek kısa, orta ve uzun vadede bunları iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla herkese duyurarak, insanları buraya daha kaliteli bilgi sunarak, buraya getirerek inşallah burada etkinlikler, festivallerle de organizasyonlarla da bunları hem içte hem dışta pazarlayarak ve göstererek daha iyi bir şekilde inşallah ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin turizm anlamında gelmesi gereken en iyi yere getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu amacımız doğrultusunda sizlerin de, siz değerli dostlarımızla, masum mensuplarımızın da desteği çok önemli. İnşallah hep birlikte çok güzel turizmin gelmesi gerektiği yere inşallah getireceğiz. Başkanım, özellikle Şanlıurfa'da Neolitik dönem kalıntıların bulunması, gün yüzüne çıkartılmasıyla beraber Şanlıurfa'da ve bölgede turizm bayağı bir gelişti. Evet. Ama bunun yurt dışında bir tanıtım ayağı var. Sizin talip olduğunuz görev bu anlamda bu tanıtıma ne katkı sağlayacaktır? Bizim talip olduğumuz görev aslında bu tanıtıma asıl katkı sağlayacak görev. Çünkü bizim de amacımız bu zaten aslında iç pazar ve sonrasında da dış pazarda bunu daha bu işin uzmanı olan kişiler, doğru, bu işi bilen kişiler doğru bilgiyle bunu yurt dışında da inşallah pazarlayacağız. Zaten TGA'nın kurulma amacı da bizlerin amacı da o yönde. İnşallah ki dışta
dış turizmde bunu daha iyi şekilde deklare edip insanlara daha kaliteli ve düzgün bilgiyle buraya getirebilmek amacımız. Ve tabii ki bununla beraber de Türkiye'nin turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payını artırmak ve tabii akabinde de kaliteli turizm ve kaliteli turizme, turizmdeki hizmet kalitesini artırabilmemiz. Bunun için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İsimleri almış mı? Var. Var. Tamam.